Bugün Ayasofya Camii Kemeri yeniden 86 yıldan sonra ibadete açıldı ve biraz önce burada Profesör Doktor Ali Erbaş Bey hutbesini irade ederken şu elindeki kılıcı eline alarak bu şekilde çıktı. Peki bir soru gelebilir aklınıza, niye kılıçla çıktı? Niçin diğer camilerde bu uygulama yok? Efendim, Osmanlı uygulamasında, İslam uygulamasında fethedilen bir şehrin en büyük caminin Fetih Camisi olduğunu, Fethiye Camisi olduğunu bilmemiz lazım. Ayasofya'nın gerçi ismi Fethiye Camii değil ama Fetih Camii kabul edildiği için buranın en büyük kilisesi camiye çevrildiği zaman orası Fetih Camii'dir. Burası kılıçla fethedildiği için hutbeye çıkarken imam, hatip elinde kılıçla çıkar ki fethin sembolüdür. Yani biz burayı kılıçla fethettik ve İslam buraya kılıç hakkı olarak hakim oldu demektir. Dolayısıyla aslında eskiden fethedilen şehirlerin büyük camilerde bir uygulama vardı. Fakat zamanla bunlar unutuldu. Kimisi de asaya dönüştü, kimisi de tamamen kalktı ama böylece bizim bir Osmanlı geleneğinde bugün burada ihya etmiş olan, kılıç hakkıyla alınmış olan şehir, kılıçla hutbe verildi bu şekilde. Bu şekilde bir gelenek başlamış oldu. Bir de yukarıda bir ilginçlik daha görüyorsunuz. Eskiden yine kılıçla birlikte bir yerde kalmıyordu. Bir de Nedim Güldür'ün Beyazıt Camii'nde bunlar vardı. Bunlar zamanla yıprandığı için yani çeşitli sebeplerle kaldırılmıştı ama Ayasofya'da tekrar burasının Fetih Camii olduğu ve üzerinde işte La İlahe İllallah Muhammed Resulullah yazıyor. Böyle bir özelliği olduğunu yapıyor. Şimdi bu sembolleri ritüeli, tekrar geri gelmesi aslında Osmanlı'nın geri gelmesi yani böyle oldu. Bizim damarlarımızda Osmanlı kanı kaynıyor. Osmanlı'yı ne kadar unutturmak istesek de, ne kadar onu tarihten silmek istesek, biz sıfırdan kurulduk, yeni kurulduk, hiçbir şekilde eskinin devamı değiliz desek de, işte gördüğümüz gibi burada fetih geleneği bizi kuşatıyor ve Ayasofya inşallah yeni fetihlere de vesile olacaktır bu elindeki kılıç gibi.